birlikte yeni evimizin açılışını yapıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi evimizin açılışını da yapmış olduk. Bir sürü oda var böyle yeni evimizde. Artık bu şekilde eşyalarımızı ona sığdıracağız. Yeni evimizde hayırlı uğurlu olsun. Yeni eşyalarımızı da birazdan size hiçbir videoda görmediğiniz yeni eşyalarımızı göstereceğiz size birazdan. Evet. Evet arkadaşlar, bu üçüncü seslendirmem. Ya yeter artık, yeter. Zaten videoyu 10 kez arz arda çektim. Bir de 3 kez tekrar tekrar ses ayarlarını yapmaya çalışıyorum ve olmuyor. Allah'ım, bu da olmazsa kafayı yiyeceğim galiba. Neyse, dondurma aramızın en iyi yeri bence orası. Hem büyük ve geniş de bir yer. Şimdi mutfağımıza geçtik arkadaşlar. Artık sistemlerimde bir bozukluk falan çıkacak yani. Mutfağımız neydi? Zaten mutfak kısmı ayrıntılı bir set olduğundan dolayı ben çok memnunum. Zaten bu seti birazdan hep birlikte dolduracağız. Bence en iyi yer onun için orası. Bence orada durmalı. Biz devam edelim. Evet, masalarımız geldi. Masalarımız, sandalyelerimiz. Şu an biraz yamuk çıkıyor ama ne yapalım. Şu iki masayı da bu şekilde farklı bir açıdan yaptık ki daha güzel dursun zaten. Böyle bence yukarı çıkıp yemek yemek güzel olacaktır. Bunlar da işte ayakkabılarımız, işte şeylerimiz, çantalarımız falan filan. İzleyelim zaten, birlikte izliyoruz. Slide halinde yapmak biraz zor oldu ama sizin de seveceğinizi düşündüm böyle. Sonra seslendirmek falan. Bu da bu şekildeydi. Onu şey kısmına alacağız. Of, beynim yanıyor ya. Az önce bir şey olduğundan dolayı. Kiler kısmına atıyoruz işte. Depo kısmına. Evet, depo kısmına. Neyse arkadaşlar, şimdi çantamızı açalım bakalım içinden ne çıkacak. Neler varmış. Bunun içinden zaten gerekli gereksiz bir sürü şey var. Gerekli gereksiz bir sürü şeyimizi koyduk buna. Yani gerekli de gereksiz yani. Genelde aslında pek de gerekli olmuyor. Biraz gereksiz şeyler de var. Artık bir şeyler var orada ama görenler yoruma yani. Oradaki bir şeyleri, şöyle tırnak içine alayım. Depo kısmını gösterdik, yaptığımız kısmını açık açıkça. Bunlar mutfak kısmının eşyaları arkadaşlar. Aynen, birinci o bir gibi olacak yine. Şöyle bunu da paketinden çıkaralım. Bunu da yatak olarak kullanmayı düşünüyorum. Evet, paketinden çıkardık. Yatak olarak kullanmayı düşünüyorum. Hem zaten yumuşak olmasıyla beraber rengi de gayet güzel ve doğal. Bu rengi ben çok beğendim. Ayrıca yatağların da sevdiğini düşünüyorum. Güzel bir süslemiyle gayet sık bir yatağa dönüşebilir. Bunda tüyleri var şöyle. Tüylü bir şey işte, boncuklar, şunlar bunlar. Bunlar da işte kızımın kullanacağı şeyler. Ya da odaları süslerken de kullanabiliriz. Odaları süslerken falan filan ama genelde gereksiz şeyler yani. Genelde gereksiz. Havuzluk kısmına attık. İzlemeye devam ediyoruz. Slide'larımız çok hızlı. Şimdi yastıklarımızı kanepelerimize, şeylerimize döşeyeceğiz. Bu yastıklar zaten çok yumuşak yastıklar. Farklı kısımları falan da var. Ama genel olarak bence bu yastıklar çok şık yastıklar. O yüzden güzel olacağını ve güzel görüneceğini düşünüyorum. Kısacası evet, birazdan düzenleyeceğim. Şimdi video çekerken biraz zor oluyor gerçekten. Oraya da yastıklarımı ekledim. Bence oraya pembe yastık güzel oldu.
kaşıklarımız var işte bunun içinde de sonracığıma çaydanlığımız var. Şuradaki bir dakikam. Hemen onu da alacağız. Çaydanlığımız var, tencereğimiz var, tabaklarımız var. Kısacası bir sürü mutfak malzemesi var. Bunlar mutfak reyonundan. Ve geçtik. Geldik. Kıyafetlerimize, bunların içine de kıyafetlerimizi koyuyoruz. Yeni gelen kıyafetlerimiz de olacak arkadaşlar. O yüzden onun için de bir kombin challenge videosu gelir. Bunların içinde ayakkabılarımız olduğunu söylemiştim. Bir şey eklemek için tekrar çekelim. Ayrıca bunlar silgiden çantalar falan da var. Silgiden ayakkabılar. O yüzden bazıları gerçek değil. Onu da söylemiş olduk. Evet, 5 dakika boyunca çok güzel sesimizi konuşuyoruz. Ve devam edelim. Arkadaşlar bunlar depo bölümündekileri gösteriyorum şu an size. Bu depo bölümünde olacak. Bunun sebebi ise yani bir sürü şey olmasa az önce açıkladığım şeyleri unutmayın. Depo bölümü evet. Depo. Depo bölümünde artık geçelim. Lütfen geçelim. Burada ölüyorum ya. Kaçını çekişim. Bir şey 10 bin defa çekseniz eminim siz de öyle olurdunuz. Şimdi arkadaşlar artık düzenleme kısmımıza geçelim. Dediğim gibi tekrar düzenleyeceğim dediğim gibi yapıyorum. Şu an tekrar düzenliyorum. Evet ben de o yastıklar oraya çok güzel oldu. Zaten halıyla da uyumlu renkler. Oraya da pembe yastıklar güzel oldu. Benim görüşüm bu. Pembe yastıklar güzel oldu. Ayrıca size nasıl yaptığımı gösteriyorum. Yani nasıl yerleştirdiğimi, kombinlediğimi. Bundan sonra sizinle ilham alıp yani evinizdeki boş dolapları ya da küçük şeyleri böyle gerçekten büyük ve güzel şeylere dönüştürebileceğini söylemeye çalışıyorum. Bu videonun asıl amaçlarından biri de yani bu. Yapabiliriz arkadaşlar. İlla öyle Dreamtopyalar şunlar bunlar almaya gerek yok. Bence böyle çok da güzel olacak. Hey şimdi kayıp korsanları paket açtık. Çeki benzlik videosundan gelen kayıp korsanları eşyalarımız. Bunları da süslemek için kullanacağız. Oralar neydi? Bakın tahmin edin. Tabii ki de bunu asmak için. Çok çok güzel olacak. Yatakların üstlerine de koyacağız. Bence çok güzel bir şık görünecek. Bakın bakalım. Güzel oldu. Bence gayet şık görünecek. Görünüyor da. Bunun gibi videoların devamı da gelebilir arkadaşlar. Yani siz istiyorsanız videoya abone olup, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Bunu da unutmayın. Ayrıca güzel yorumlarda yazabilirsiniz. Böylece mutfağımızı düzenlemiş olduk. Onu da artık bir masaya atacağız. Müşterilerimizin geleceğini düşünüyoruz. Küçük bir otelimiz oldu aslında küçük bir. O yüzden müşterilerin geleceğini düşünüyoruz. Yani bakar mısınız yerleştirdiğimiz güzel şeylere? Evet gayet güzel oldu. Tekrardan gösterelim. Şimdi yeni gelen şeyleri açacağız. İşte bunların içinde simler, boyalar falan filan da var. Yani her evin taşınırken ihtiyacı oldu. Kısaca şeyler arkadaşlar. O yüzden bunlar da varlar yani. Aslında kullanır mıyım tam olarak emin değilim. Hadi bölümüne attık. Bunu artık biraz yani ne yapsak bilmiyorum. Herhangi bir projede artık pek de işe yarar gibi durmuyorlar kendileri. En yakın zamanda onlardan kurtulmayı planlıyorum. Bunlar da evet yeni gelen kıyafetler. Of, bayağı tıkış tıkış olacak buralar. Bayağı evet tıkış tıkış. İpe kaka böyle koyuyoruz. Yeter ya. Bu videoda olmazsa artık. Bugün video yayınlamak zorundayım yani. Perşembe bugün. Biliyorsunuz ki bizim pazartesi ve perşembe video yayın günlerimiz. Şimdi çocuklarımın odasını düzenledim. Bunlar çocuklara ve petlere olabilecek güzel eşyalar. Ama bunlar küçük olduklarından dolayı böyle düşünüyorum. Yani bence Chelsea'lere ve petlere olabilir. Özellikle petlere bence kanepe falan çok iyi gelir. Yani rahat. Ama tabii biz kalmayız. Onu da bir yatak yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani güzel bir boyutta, genişlikte falan. Hatta yastıklarını bile koydum ama güzelce boyayıp tekrardan bir şeyler yapmamız gerekebilir. O kırmızı şeyi artık kullanabiliriz. Bu da artık atık oldu yani içindeki yastıkları falan boşalttık. Onu da artık bir şekilde çocuklara kakalayacağız.
Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Bugün. Eminim bunun hakkında çocuklar itirazda bulunacaklar. Ama yapacak bir şey yok. Bir şeyler de koyarlar yani. Onları da böyle koymuş olduk. Evet. Sen de zaten yani, yine evde bir video gelecek. Ben delireceğim. Şöyle şeyleri de ekledikten sonra bu videoyu bitirmemin sebebi, daha fazla uzatmamın sebebi, videoyu 100 kez çekmiş olmam. Şöyle arkadaşlar bana yardım ediyorlar, sağ olsunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar, daha detaylı videolar gelecek elbette ki.